Merhabalar. Yaklaşık 1 dakika içinde canlı yayınımıza başlamış olacağız. Merhabalar tekrar. Bildiğiniz gibi bu hafta Troya Müzesi olarak ilk canlı Instagram yayınımızı yapmıştık ve o yayında bu yayınların haftada bir olacağını söylemiştik. Fakat geçtiğimiz yayın sonrası sizlerden çok iyi geri dönüşler, tepkiler aldık. Yapılan işi beğendiğinizi belirttiniz ve dolayısıyla bu bizi çok motive etti. Bu enerjiyi aldık ve dedik ki elimizin yettiğince bu işi daha sık, daha sürekli hale getirelim ve dolayısıyla da bu haftanın ikinci canlı yayınına başlamış oluyoruz. Bu arada ben de canlı yayını bir yandan takip ediyor olacağım. Sanırım katılımımız yeterli seviyeye geliyor gibi. Paylaşımımızda demiştik ki sizlerle bu canlı yayında tarihin ilk yazılı antlaşmalarını, tarihteki yazılı antlaşmaları konuşacağız demiştik. Bugünkü konumuz bu ve bildiğimiz bilgileri birazcık böyle sarsmak istiyoruz. Şimdi bir soru soracağım ve buradan cevapları da bir yandan ben de takip edeceğim. Hemen okul müfredatında aldığımız bilgileri bir gözden geçirelim. Müsaadenizle o soruyu soruyorum. Madem konu yazılı antlaşmalar, tarihin ilk yazılı antlaşması hangisidir, nedir? Sizlerden cevap olarak bunun ismini bekliyorum. Ben de takip ediyorum. Cevapların ardından da konuya girmiş olacağız. Evet, Kadeş Anlaşması cevapları gelmeye başladı. Evet, Kadeş Anlaşması. Bakalım ve evet, Hitit Kadeş Antlaşması Dilber Hanım yazmış. Aylin Götüren Kadeş Antlaşması, Aylin Gölcük Kadeş Antlaşması, Tuğçe Mamak, Ebru Yurt ve devam ediyor. Kenan, Deniz Hanım sorumuz şuydu, tarihin ilk yazılı antlaşması ne? Evet, Yunus Bey, Sevda'nın Kadeş Antlaşması. Kadeş Mısır-Hitit Antlaşması. Salihan'ın Kadeş. Sanırım cevap belli oldu. Kadeş Antlaşması devam ediyor. Şimdi hemen cevabımıza geçelim. Kadeş Antlaşması cevabı yanlış, fakat haklısınız. Hem yanlış ve hem nasıl haklısınız? Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş Antlaşması değil. Hatta Kadeş Antlaşması'ndan önce imza altına alınan, imzalanan birçok antlaşma var. Onlarca antlaşma var. Haklısınız. Çünkü böyle öğrendik. Hala da müfredatta böyle midir bilmiyorum. Ama tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş Antlaşması değil ve hatta
bu da günün canlı yayının sürprizi olsun. Kadeş'ten daha eski bir antlaşmanın yanındayım. Aleksandru Antlaşması diye biliniyor. Yaklaşık milattan önce 1280'lerde hazırlanmış bir metin, çivi yazılı bir metin ve milattan önce 1280 gibi Aleksandru'yla Hitit kralı 2. Mutavalli arasında imzalanan, imza altına alınan bir antlaşma. Gördüğünüz gibi çivi yazısıyla oluşturulmuş ve Troya Müzesi 1. katında ki sergide yer alan bu antlaşma Kadeş'ten daha eski bir antlaşma. Hatta Kadeş'e giden yolu hazırlayan antlaşma. Müsaadenizle biraz bu antlaşmadan bahsetmek ve hatta içeriğinden de doğrudan okumak isterim. Çünkü heyecan verici bir şey. Dedik ki Hitit Kralı 2. Muvattali ile Virusa Kralı yani Troya Kralı Aleksandru arasında yapılmış bir antlaşma. Peki antlaşma ne diyor? Antlaşmanın nasıl başladığını hemen okuyayım size. Antlaşma şöyle başlıyor. Diyor ki, kahraman büyük kral Mursili'nin oğlu, Şimşek'in fırtına tanrısının sevgilisi, Hatti ülkesi, yani Hatti ülkesi dediğimiz şey Hitit, Hatti ülkesi büyük kral Majestem Muvattalli şöyle der. Metin Muvattalli'nin dilinden yazılmıştır. Eskiden Atam Labarna, ki Labarna'nın Hitit'in kurucu kralı olduğu düşünülür. Eskiden Atam Labarna, Arzava ülkelerinin tamamı ve Vilusa ülkesi ile savaşmıştı ve onları köle yapmıştı. Sonradan Arzava ülkesi tekrar düşman oldu ve Vilusa ülkesini Hatti ülkesinden ayırdı. Fakat mesele uzun zamandır bilinmektedir. Ve Vilusa ülkesi Hatti ülkesinden ayrıldığında Hatti ülkesi kralları onun halkı ile gerçekten barış içinde idiler. Ve onlar elçilerini düzenli olarak onlara gönderdi. Bahsettiği şey kısaca şu. Diyor ki, eskiden diyor aramızda bir husumet oldu. Savaştık ve siz yenik düştünüz. Kime diyor buna? Aleksandru'ya diyor. Kime diyor? Vilusa kentine, yani Troya kentine söylüyor. Yenik düştünüz ama diyor biz sonra barış içinde yaşadık. Birbirimize elçiler gönderdik. Yani o gelip giden elçiler barış içinde yaşamanın bir göstergesi adeta. Ve Muvattalli bunu hatırlatarak başlıyor. Yani diyor ki biz dost ülke halklarıyız. Peki sonra nasıl devam ediyor? Muvattalli kendi tahta geçişinden bahsediyor. Diyor ki tam da ifade şöyledir. Fakat babam tanrı olduğunda, yani öldüğünde demek istiyor. Fakat babam öldüğünde bizzat kendim babamın tahtına oturdum ve gerçekten beni bey olarak korudun. Ve Arzava ülkesi adamları bana karşı savaşa başladığında ve onlar senin ülkene girdiğinde sonra sen beni yardıma çağırdın. Ben senin yardımına geldim ve Masa ülkesini mahvettim. Şunu diyor, ben tahta oturdum ve sen beni tanıdın. Çok önemli çünkü taht kavgaları çok meşhur. Tahta oturanın sınır ülkelerle ülkeler tarafından tanınması önemli. Burada Arzava ülkesi adamları sana saldırdı, ben de yardıma geldim diyor ya. Arzava ülkesi neresi? Batı Anadolu. Arzava ülkesinin başkenti neresi? Bugünkü Efes. Ve diyor ki ben geldim ve sana yardım ettim, seni korudum diye belirtiyor ve Masa ülkesini de mahvettim diye de ekliyor. Şu anda Vilusa yani Troya'yı görüyorsunuz. Aynı zamanda da hemen altında da Arzava ülkesi ve bakın başkenti Abasa yani Efes'i görüyorsunuz. Şimdi diyor ki metnin antlaşmanın tabi birazcık içine girelim. Sen beni tanımıştın,
Ben sana yardım ettim. Yani aramızda bir şeylik var. Bir antlaşma, bir dostluk var ve Metin bunu hatırlatarak başlıyor. Ve sonra metnin ilerleyen bölümlerinden, antlaşmanın ilerleyen bölümlerinden parça parça ifadeler sonra sunmak istiyorum. İkinci Muvattalli şöyle sesleniyor. Diyor ki, halk homurdandığı için senin ölüm günün geldiğinde, yani kralın ölümü, halkın homurdanması, yani halk artık istemiyor bu kralı. Ve sonra Alexandros, senin krallığa tayin ettiğin, senin karından çocuk olursa olsun, eğer ülkenin halkı onu reddederse ve şöyle söylerse, o nesildeki çocuk kral olsun. Yani diyor ki, ülkenin halkı senin gösterdiğin çocuğu kral olarak tanımazsa ve kral şu olsun derse diyor, ben kabul etmeyeceğim. Sonra benim ilk ve ikinci nesil oğlum ve torunum tek başına korusun. Sen Alexandros, majestemi iyi bir şekilde koru ve sonra ilk ve ikinci kuşak oğlum ve torunumu koru ve ben majeste, sen Alexandros'u babamın sözleri yüzünden iyi niyetle koruduğum ve senin yardımına geldiğim ve senin düşmanını öldürdüğüm gibi daha sonra gelecekte oğullarım ve torunlarım senin soyunu ve sopunu korusun. Eğer herhangi bir düşman sana karşı ayaklanırsa, şimdi senden yüz çevirmeyeceğim gibi ben seni yarı yolda bırakmayacağım. Senin için düşmanını öldüreceğim. Fakat eğer ailenden erkek kardeşlerin ya da herhangi bir kişi sen Alexandros'a karşı ayaklanırsa ya da daha sonra herhangi bir senin oğlunu ya da torunlarına karşı ayaklanırsa ve onlar Virusa ülkesi krallığını arzularsa, ben majestem kesinlikle sen Alexandros'u tahttan indirmeyeceğim. Özetle, senin gösterdiğin varisi ben kral olarak tanırım. Sen de benimkileri tanı. Bu antlaşma sadece ikimizin arasında kalmasın ve birbirimizin kral neslini, o yönetim neslini de tanıyalım. Ve diyor ki, eğer ailenden birisi, eğer sülalenden birisi baş kaldırır ve ben kral olacağım derse, ben onu tanımıyorum Alexandro, ben seni tanıyorum diyor. Ve metinde devam edelim. Ve diyor ki, eğer birisi sana, senin ülkene baş kaldırırsa, bakın Muvattalli'nin buradaki lafı çok kesin, çok net bir şey söylüyor. Onun ülkesini mahvedeceğim. Şimdi sen de majesteni koru. Yani Muvattalli kendisine burada bir gönderme yapıyor. Ve daha sonra senin soyun ve sopun, majestemin soyunu ve sopunu bey olarak korusun. Onlar onlara karşı kötü bir plan kurmasın diyor. Ve devam edelim, bakalım devamında neyi hatırlatıyor. Üstelik eğer herhangi biri bazı yabancı ülkelerde majesteme karşı düşmanlık yapıp Hatti ülkesine karşı kötü bir isyan çıkarsa, fakat her şey majesteme iyi ise majestemden gelecek sözü bekle diyor. Aslında antlaşmayı şöyle desek, tek bir cümleyle özetlemek gerekse, çok kısa özetlemek gerekse, antlaşma şunu söylüyor. Diyor ki, Alexandro, dostumla dost ol, düşmanımla düşman ol. Antlaşmanın kısa mesajı bu. Ve antlaşma metninde öne çıkan bazı durumlar var. Oraya da devam edelim. Ve diyor ki, şimdi tehditten bahsetti ya, tehdit olursa birbirimizi koruyacağız. Peki bu tehdit tanımlaması önemli ve nasıl birbirimize mesajı ileteceğiz? Orada şöyle diyor, ve eğer ben sen Alexandros'a şöyle yazarsam, yaya ve arabalı savaşçıları öne sür, onları derhal bana gönder diyor, eğer böyle yazarsam. Ve sonra diyor ki, fakat eğer ben majestem,
Bu isyan meselesini sana yazamazsam, bakın burada önemli bir konu var. Yani diyor ki isyan var. Bana elindeki güçleri gönder dersen yaya ve atlı birlikleri gönder diyor. Fakat isyan var ve ben sana bir şey yazmadım. Bu durumda ne yapacaksın? Hemen onu hatırlatıyor. Diyor ki yazamazsam fakat sen önceden işitirsen sen onu göz ardı etme. Onları majestemin derhal yardımına gönder. Bu mesele için sen herhangi bir kuş falı tutma diyor ve bu nokta çok önemli. Kuş falı tutma ne demek? Hemen bunu hatırlatalım. Şimdi bahsettiğimiz tarihlerde devletler bir girişimde bulunacak. Mesela diyelim ki bir sefere çıkacak. Şöyle bir uygulama meşhur. Hemen bir kurban keselim ya da bir tapınağa gidelim ya da bir fal baktıralım. Bu bizim için hayırlı olacak mı? Bu dönem için son derece sık uygulanan bir adet. Ve Muattalli Aleksandros'a şunu hatırlatıyor. Diyor ki ben sana kalk gel dersem yaya gönder, yaya ordunu gönder, atlı ordunu gönder dersem sen sakın fal tutma. Buradaki bu mesele niçin önemli? Yani diyor ki orada inancını birazcık kenarda bırak. Evet, yazılı antlaşmanın gereğini yerine getir. Yani bu aslında biraz ne demek biliyor musunuz? Yani o tarihlerde tabii ki inanç toplumlarda çok çok önemli ve hatta işte Hititler bildiğiniz gibi bin tanrılı halk olarak bilinirler. Antlaşmanın gereğini yerine getir. Orada inancınla ilgili sorgulamayı boş ver. Yani devlet yönetiminde bu diplomatik metin bir yandan inançsal durumlarının önüne geçiyor ve hani sanki bugünün düşünceleriyle yorumlamaya çalışsak aslında böyle bir bahsettiği tutumda laik bir durum var. Diplomatik antlaşmanın devletler arası sözleşmenin önemini ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla buraya parmak basmış olayım ve devam ediyor. Diyor ki ve eğer şimdi senden bağımsız olan ya Seha Nehri ülkesi ya da Arzava ülkesinin halkının isyan çıkartacakları konusunda kötü bir plan kurduklarını işitirsen ve sen önceden meseleyi bilirsen fakat majesteme bu konuda yazmazsan ve her nasılsa bu adamların eylemlerini göz ardı edersen ve şöyle söylersen bu kötülük olsun dersen sen bu meseleyi işittiğin zaman majesteme tereddütsüz önceden yaz, benim sana mesaj yollamamı bekleme. Yani diyor ki duyarsan, devletin duyması nedir? İstihbarat. Yani bir istihbarat alırsan bir, bunu bana bildir. İki, eyleme geç, durdurmaya çalış. Benden sana gelecek bir yazışma, mektup bekleme. Bu ifade önemli çünkü o tarihlerde yazışmanın İşte Hitit başkenti Çorum'dan Troya'ya gelmesi kolay hadise değil. Arada zaman kaybı olacak ve dolayısıyla zaman kaybetmeden bir strateji geliştir ve girişimde bulun diyor. Önemli. Şimdi metinde şahane bir bölüm var. İkinci Muattalli Hitit'e eşit olan kralları sayıyor. Çok önemli. Ve şöyle diyor ki Mısır kralı, Sanhara kralı, hani Galbat kralı ve Asur kralı. Hitit'e eşit olan krallar Mısır, Sanhara kralı, hani Galbat kralı, Asur kralıdır. Eğer bunlardan biri savaşa giderse ya da majesteme karşı dahili bir isyan çıkartırsa ve ben majestem yaya ve arabalı savaşçılar için sana yazarsam sonra derhal yardımıma yaya ve arabalı savaşçıları gönder. Burada şuna dikkat çekiyorum diyor ki Mısır diyor bir askeri sefer düzenleyecek olursak diyor gel bana yardım et diyor. Önemli bir şey çünkü bir adım sonra gel bana yardım et değil
Gerçekten de buna ihtiyaç duyuyor. Şimdi haritada kırmızı bölümde en altta yazan noktaya dikkat. Kadeş, Hitit İmparatorluğu merkezde, başkent Çorum ve Troya, Vilusa ve ben senden yardım istersem Hitit Mısır Krallığına karşı gel yardım et bana diyor. Ve devam ediyor, diyor ki böyle bir meseleyi işittiğin an sen mesele hakkında sessiz kalma, tarafsız olma diyor. Çok önemli. Nasıl majestemin düşmanı ise aynı şekilde senin de düşmanındır o. Yani dostumla dost, düşmanımla düşman ol mesajını veriyor ve devam ediyor. Diyor ki fakat eğer sen Alexandros böyle bir meseleyi işitirsen ve sonra mesele hakkında sessiz kalırsan ve bizzat o şahsa yardım sağlarsan, işte bak sen Alexandros yemin tanrıları huzurunda suç işlemiş olacaksın. Yemin tanrıları seni sürekli kovalasın. Metinde geçen cezalandırıcı bölüm, yani buna uymazsan ne olurun, diplomatik dili burada budur. Yemin tanrıları seni kovalasın. Tabii ki antlaşmaya uymazsa Muwatalli ya da Hitit krallığı yemin tanrılarının kovalamasını beklemez. Doğrudan o kovalamacayı kendileri yaparlar örnekleriyle biliyoruz, ama burada diplomatik dil kullanıyor. Yani sen buna uymazsan ben seni mahvederim diyemiyor. Çünkü metindeki kişi müttefik olduğu, dost olduğu bir kişi ve dolayısıyla bu ifadeden kaçınıyor. Yemin tanrıları seni kovalar diyor. Devam ediyorum. Şuradan devam edelim. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyor. Bütün ihtimalleri değerlendirmeye çalışmış. Diyor ki, eğer diyor dedikodular dolaşırsa, müthiş bir şey. Dedikodular sadece insanlar arasında olmuyor, devletler arasında da her zaman aktif, her zaman gündemde, bu ihtimali dile getiriyor. Diyor ki eğer dedikodular dolaşırsa ve biri gelir senin huzurunda şöyle fısıldarsa, majestesi senin aleyhinde şöyle şöyle yapıyor ve senden ülkeyi alacak ya da sana şöyle yapacak. Eğer diyor bunu duyarsan, benim senin ülkeni alacağımı ya da senin hakkında şöyle şöyle yapacağını sana birileri söylerse, bunu duyarsan diyor ki bu meseleyi bana yaz, bana sor. Arada bu güvensizlik tohumlarının atılmasına izin verme mesajı veriyor. Ve eğer mesele doğru ise ben majestem sana tekrar yazdığımda acele etme. Sen majesteme karşı kötülük yapma. Dedikoduyu duydun hemen harekete geçme diyor. Sen majestemin yanında durduğun gibi sadece majestemin yanında durmaya devam et diyor. Eğer diyor sen Alexandros'un huzurunda, şimdi dedikoduyu sen duyarsan, duydun, benim hakkımda bir dedikodu duydun, bunu yap. Ve diyor üçüncü kişiler benim hakkımda sana benimle ilgili kötü bir söz söylerse, sen majestemden onu gizlersen ve acele hareket edersen ve majesteme karşı suç işlersen, işte bak sen Alexandros yemin tanrılarının huzurunda suç işlemiş olacaksın. Yemin tanrıları seni sürekli kovalasın diyor. Bilmiyorum uzattım mı? Ama metinden çarpıcı bölümleri okumaya çalışıyorum. Yine atlayarak bir noktaya söyleyeyim. Diyor ki Arzavalı adamlar haindir. Arzavalı adamlar dediği neydi? Batı Anadolu'da başkenti Efes olan ülkeden bahsediyordu. Yani metin iki ülkenin dostluğunu, iki toplumun dostluğunu belirlediği gibi karşısına düşmanını da koyuyor. Safları belirliyor. Şimdi başka söylediği bir şey diyor ki, üstelik Majestem'in sana verdiği ve hat ülkesinin sınırlarını oluşturan ülkelere
Eğer herhangi bir düşman girerse ve bu sınırı bölgelerine saldırmak için gelirse ve sen de onu işitirsen, ülkeye el koyan beyi önceden yazmazsan ve yardım etmezsen, kötülüğü göz ardı edersen ya da eğer düşman saldırır ve hazır güçleri tutarsa ve önceden sen yardım etmezsen diye uzayıp gidiyor. Diyor ki, özetle şu: senin topraklarından bana karşı düşman yönelirse, senin topraklarından geçmeye kalkarsa, senin sınırlarından geçmeye kalkarsa bunlara engel ol diyor. Başka ne diyor? Mesela önemli bir husus. Eğer diyor bazı zanaatkarlar kaçarsa, önemli, eğer bazı zanaatkarlar kaçarsa ve o işini teslim etmezse onu bana teslim et diyor. Zanaatkar göndermesi önemli çünkü o tarihlerde, yani bugün de tabii ki çok önemli ama o tarihlerde zanaatkarlık meselesi çok çok önemli, üretici güç bir yandan ve eğer benden sana kaçarsa bana onu geri teslim et diyor. Bu önemli. Hemen hemen metnimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve şimdi bu metin yazıldı ya, bazıları buna şahitlik yapacak. Kim şahitlik yapacak? Ve diyor ki, bakalım kimi yapıyormuş. Şimşek'in fırtına tanrısının sevgilisi büyük kral Ben Labarna bu mesele için şimdi 1000 tanrıyı çağırdım diyor. 1000 tanrılı halk, Hititlere böyle atfedilir ya, yani metnin içinde de gördüğümüz bu tabletin içinde de 1000 tanrı meselesine değiniliyor. Şahit tutmak için 1000 tanrı çağrılıyor ve onları tanık yaptım. Onlar işitsin ve tanık olsun. Peki şimdi ne oluyor? Tanrıları sayıyor. Tanrıları saymaya nereden başlıyor? Vilisa ülkesinin tüm tanrılarını sayıyor. Yani ilk önce Aleksandr'un birinci öncelikli inandığı tanrıları sayıyor. İşte mesela karargahın fırtına tanrısı Appaliuna. Burada şuna hemen dikkat çekmek istiyorum çok süratle. Buradaki Appaliuna Apollon olmalıdır. Apollon'un adı Helence bir isim değildir. Hatta Helenler hani bu isim yabancılığından dolayı daha kendilerine yakın yapabilmek için mesela Apollon'a bir sıfat takmışlardır. Phoibos diye. Bu metinde geçen tanrının adı Apollon olmalıdır. Hani Apollon'un da Anadolu kökenli bir tanrı olduğuna dair de ayrıca bir iz. Bu arada İlyada'da da Apollon'a kimi ünvanlarıyla beraber alınırken Likya ülkesine ilişkin bir gönderme vardır. Yani Anadolu kökenlerine bir gönderme vardır. Ve diyor ki, eğer sen Aleksandros bu tablet üzerinde bulunan sözleri bozarsan sonra bu 1000 tanrı seni şahsın, karın, oğulların, ülkelerin, şehirlerin, üzüm bağların, harman yerlerin, bakın bu saydıkları çok önemli, bunlar ekonomi demek. Harman yerlerin, tarlaların, sığırların, koyunların, malın ve mülkünle birlikte mahvetsin. Onlar karanlık toprakta senin neslini yok etsin. Fakat eğer sen bu sözleri korursan, şimdi tersten gidiyor. Fakat eğer sen bu sözleri korursan, majesten büyük kral ve ben Labarna Muattalli'nin çağırdığı haddinin Vilusa şehrinin bu 1000 tanrısı ve majestemin şimşeğin fırtına tanrısı seni, karın, çocukların, torunların, şehirlerin, harman yerin, üzüm bağların, tarlaların, sığırların, koyunların, malın ve mülkünle birlikte iyi bir şekilde korusun. Sen majestemin elinden iyilik gör ve majestemin elinde yaşlan diyor. Evet, Aleksandru yazıtına değindik. Programımızın başına dönüyoruz, canlı yayınımızın başına dönüyoruz. Ne demiştik? Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş değil.
Kadeş'ten daha eski bir antlaşmanın yanında yer aldık ve o antlaşma metninin büyükçe bir kısmını aslında okudum, paylaştım size. Kadeş'ten daha eski onlarca antlaşma var. Hatta Kadeş Savaşı M.Ö. 1274 gibi antlaşmanın imzalandığı tarih hakkında da çeşitli tarihler var. Üzerinde tam bir uzlaşma yok. M.Ö. 1273, 70, 1269 bunlardan birisi. Çünkü savaştan bir süre sonra imzalanıyor. Halbuki M.Ö. 2550 tarihli bir antlaşma var. Yani çok daha eski, olayı 1000 yıl geriye götüren antlaşma metinleri var neredeyse. Dolayısıyla bu tarihi bilgiyi burada düzeltmiş olalım ve Kadeş'ten daha eski olan Aleksandru Antlaşması'nın da burada Turaya Müzesi'nde olduğunu, bunu burada gezip görebileceğinizi söyleyelim. Şimdi başka bir önemli nokta. Antlaşma metninde ne demişti Muvattalli? Dedi ki, sana bana denk olan kralları sayıyorum. Onlardan birisi kimdi? Mısır kralıydı. Yani aslında Muvattalli ortadaki siyasi durum karşısında bir pozisyon alıyor. Bu bir müttefiklik antlaşması. Geçmişte savaşmışlar ama şimdi dostuz diyor. Barışı ifade eden bir antlaşma. Bu kuru kuru barış değil tabii. Dediğim gibi siyasal durumla ilgili pozisyon alıyor. Mısır'la ilgili sorunum olursa ben seni çağırırım, sen de gel katıl diyor. Peki bu oluyor mu? Kadeş Savaşı oluyor. Peki Kadeş Savaşı'na kimler katılıyor? Acaba Troyalılar Kadeş Savaşı'na gitti mi? Hitit belgelerinden bunu bilmiyoruz. Fakat 2. Ramses'in Mısır'daki Abydos Tapınağı, Mısır'daki Lüksor Tapınağı'na yazdığı yazıtlar var. Diyor ki, ben bu savaşta şunlara karşı savaştım diyor. Mesela onlar arasında Lukka diyor. Saydığı yerlerden bir tanesi de, hatta bunu bir tapınakta daha, Karnak, Luxor ve Abydos ve Ramesseum tapınaklarında savaştığı halkların adını anıyor. Anda halklardan birisinin adı ne? Dardania. Yani bugünkü Dardanos olmalı. Yani bugünkü Troya olmalı. Yani Troyalılar Çanakkale'den kalkıp müttefik oldukları Muvattalli ile beraber Kadeş'e kadar gitmiş ve orada savaşmış olmalılar. Bu canlı yayında bu tarihsel gerçeği, az bilinen bu tarihsel gerçeği sizinle paylaşmış olduk. Gerçekten heyecan verici. Yaklaşık 3200 yaşında ve kimi eksikleri olan bir tarihsel bir metin ve o metnin içeriğini incelediğimizde aslında bugünkü uluslararası antlaşmalardan çok da farklı olmadığını görüyorsunuz. Gerçekten yanında olmak müthiş bir duygu. İnşallah günü geldiğinde sizleri de buraya bekliyor oluruz. Bu canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Yorumlarınız, hissettikleriniz bizim için çok önemli. Bize enerji veriyor, motivasyonumuzu arttırıyor. İnşallah önümüzdeki haftada bu canlı yayınlar devam edecek ve hatta müze uzmanlarımızın hazırladığı yayınlarla beraber önümüzdeki hafta da bu seriye devam ediyor olacağız. Benden şimdilik bu kadar. Troya'dan sevgiler. Görüşmek umuduyla.